İkinci el motorlu kara taşıtı satışlarında güvenli ödeme sisteminin kullanılması zorunlu hale getirildi. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretini düzenleyen yönetmeliğin kapsamı genişletildi. Bu kapsamda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin önemli değişiklikler yapılırken sıfır taşıt ticaretinde distribütör ve yetkili satıcıların yükümlülükleri düzenlendi. Fatura tarihinden sonra distribütörler taşıt fiyatında artış yapamayacak ve taşıtı 15 gün içinde yetkili satıcıya teslim edecek. Yetkili satıcılarsa alıcı tarafından ÖTV ve KDV'si ödenen taşıtın fiyatını artıramayacak ve taşıtı 15 gün içinde alıcıya teslim etmekle yükümlü olacak. Ayrıca elektronik ortamda gerçekleştirilen taşıt ihaleleriyle taşıt ön değerlemesine yönelik ilke ve kurallar da belirlendi. Kısmi ödeme alınan siparişlerde alıcı mağduriyetlerini önlemek amacıyla sipariş formu düzenleme zorunluluğu da getirilirken, yetki belgesinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olma şartı aranmayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada düzenlemeyle vatandaşların taşıt alım satımında karşılayabileceği dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini işaret edildi.